hareketle şeker hastalığına, diyabete değinecek olursak, diyabetle bir ilişkisi var mıdır? Varsa nasıl etkiler? Ne şekilde ortaya çıkar? Evet. Bağırsaktaki problem vücudumuzdaki bütün hastalıkların kaynağıdır, sebebidir. Çünkü buradan gelen toksik madde nereye gidiyor? Bağırsaklar 350 metrekare. Bağırsaklarda bakteri, virüs ve mantar yerleşmişse bunların üretmiş olduğu toksik madde emilerek karaciğere geliyor. Her şey karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Vitamin, mineral, enzim, glikozu yavaş yavaş kana veriyor. Karaciğerde 1,5 litre kan olur. Laboratuvar gibi. Yavaş yavaş ayar veriyor. Eğer ki toksik madde geliyorsa, mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeleri de karaciğer arıtmaya çalışır. Neyle arıtacak? Karaciğer iski gibi arıtma tesisi var. Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini harcar. Zamanla yorulur, yağlanır, arıtamaz. Arıtamadığı toksik maddeler nereye gidiyor? Diğer organlara. Mesela pankreas çok etkilenir. Karaciğerde problem olursa pankreasa da yağlanma olur. Pankreas yağlanırsa ne olur? Pankreası dil gibi bir organ. Dil gibi. Üzerinde böyle adacık, dağınık olarak bulunan adacık hücreleri var. Buna beta hücreleri diyor. Beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak insülin salgılar. Beta hücreleri çok narin, çok hassas. Pankreastaki birazcık yağlanma, sertleşme, biraz sıkışma insülin salgılamasının azalmasına sebep olur. Azalırsa önce hafif çeker, sonra yavaş yavaş ağırlaşır. Pankreas ne kadar sertleşirse hücreler o kadar fonksiyonunu göremez, insülin salgılayamaz. Zamanla aşırı sıkışmadan beta hücreleri ölür, fonksiyonunu kaybeder. Yavaş yavaş devre dışı kalır. Kişi de ömür boyu insülin bağımlısı olur. Tedavisi nasıldır? Bağırsakları, karaciğeri tedavi etmeden diyabeti yani şekeri asla tedavi edemezsiniz. Tedavi olsa da geçici çözümdür. Çünkü bu şuna benzer, temiz bir ırmağa lağım karışıyor. O lağım karışan, kirlenen sudan içiyorsunuz. Yani zehirleniyorsunuz. Bağırsaktaki bakteri, virüs ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde karaciğere geldiği sürece karaciğer bunu arıtamıyor ve diğer organlara depoluyor. Pankreası tedavi etseniz başka organda problem çıkar. Eğer ki bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmezseniz. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta 4565 diyabet hastası üzerinde kurmarla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Amerika, Harvard Üniversitesi. Harvard Üniversitesi yapmış olduğu araştırmalarda kurmarın, buna kurmar Hint dilinde şekeri sıfırlayan demek. Hintçe'de. Kurmar şekeri sıfırlıyor. Nasıl sıfırlıyor? Birleşimindeki etken madde pankreası çalıştırıyor. Buna aynı bitkisel insülin diyebiliriz. Birleşimindeki etken madde bitkisel insülin. Bugüne kadar şekerle ilgili en büyük çalışmayı Harvard Üniversitesi yapmıştır. 4565 hasta üzerinde, şeker hastası üzerinde denenmiş. Etkisi ispatlanmış. Keşif sedefiyle de ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Keşif sedefinin de şekere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Birleşiminde kurmar ekstraktı, keşif sedefi ekstraktı, kara hindibe ekstraktı, yaban mersini ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı gibi zeytin yaprağıyla da ilgili güzel yani şekere karşı etkisi ispat edilmiştir. Çok özel bir formül geliştirdim. Mesela bize bir beyefendi geldi Kadıköy'de. Fenerbahçeliler kulübünde üye. İşte şekeri 400'den aşağı inmiyor hap almasına rağmen. Doktor demiş ki artık insülin kullanacaksın. Kaçış yok. Yani ne yese yükseliyor. Yese de yemese şekeri sürekli yükseliyor. İnternetten araştırmış dedi ki ya ben insülin vurulmak istemiyorum. Çünkü insüline başladığı zaman pankreas tembelleşiyor. Daha da kötü oluyor. Tamamen iflas ediyor zamanla. Tembelleşiyor.
insülüne başladığı zaman pankreas daha da tembeller. Dedim ki durumun ağır ama gel görüşelim bakalım deneyelim ne olacak. Aldı, kullandı. 6 hafta sonra şekeri normala döndü. Dedi ki ya ben sizin bayınız olmak istiyorum. İyi ol tabii olabilirsin. Şimdi bizim ürünlerin Kadıköy'de temsilciliğini yapıyor. Çevresinde çok büyük bir çevresi var. Geniş bir çevresi var. İnsanlara anlatıyor. Evet. Geçenlerde bir, yani 3 ay önce geçenlerde değilsem, bir genç aşırı antibiyotik kullanmaktan pankreası aniden iflas etmiş. Yani iflas değilsem şeker insülin üretilemiyor. Doktor demiş ki o diyabet tip 1. Sonradan oluştuğu için aslında tip 2'dir. İlaçlarının dolayı aniden oluşmuş. 15 yaşında bir genç. Bana getirmişler dedim ki yani tip 1 çok zor. Yani tip 2 olsa neyse. Bilemiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz, bakacağız yani ne bileyim. Kesin bir şey konuşmak doğru değil. Yani neredeyse nüfusun %6'sı, %7'sinde şeker hastalığı var. Yani milyonlarca insan şekerden muzdarip. Bu çocuk, genç 6 hafta düzenli olarak iksir, aloe vera jel, kurmar, kortisep kullandı. Şekeri normala döndü. İnsülini bıraktı. Tabii bunun hiçbir zaman garantisi yok. Tahribat ne kadar onu kesin olarak bilemediğimiz için içeride neler oluyor, ne var? Pankreas ne kadar dönebilir? Hücrelerin fonksiyonunu ne kadar kazandırabiliriz? Onu kesin bilmek mümkün değil. Bu nedenle hiçbir zaman garanti tedavi ederiz, şunu yaparız, bunu yaparız. Laf iyi değil, doğru değil. Allah bilir. Yani geç kalmamak şartıyla kişi insülin iğnesi vurulmuyorsa, hapla idare ediyorsa tedavisi mümkündür. Bize gelen birçok kişiyi hamdolsun iyileştirdik. İyileşmesi mümkün. Zaten bununla da ilgili çok güzel klinik araştırmalar var. Mesela George Washington Üniversitesi'nde yine klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmada kurmarın 208 bitki incelenmiş. Şekere karşı etkili olan bitki, en etkili bitki şekere karşı kurmar olduğu belgelenmiştir. Yani bu konuda klinik araştırmalar var, belge var, bilgi var. Şekerin tedavisi mümkün. Önemli olan geç kalmamak. Peki diyelim ki geç kalındı, en ağır devreye geldi. O zaman ne olacak? Yine hala yapılabilecek bir şey var mıdır yani? Daha insülin vurulacak. Artık yapacak bir şey yok. O saatten sonra bittiler de çözüm değil artık. Tabii. Yani ne yapılabilir? Yani insülinle başlamadan önce uygulanması gerekiyor bitki tedavisinin. Yani yeni başlamışsa, insülin vurulmaya yeni başlamışsa o da tedavi edilebilir, iyileşebilir. Mesela günde kaç ünite insülin iğnesi vuruluyor? 60, 70, 80, 90 değişik. Çok yüksek. Ona bir şey yapamazsınız. Yani çok yüksek oranda çok büyük insülin iğnesi vuruluyorsa hiçbir şey yapamazsınız. Ama diyelim ki 20 ünite, 30 ünite vuruluyorsa tedavi edilebilir. Bir beyefendi bize geldi, İnanç Bey. Adamcağızın böyle kolesterolü, tansiyonu fırlamış. Öğlene doğru bulanık görüyor. Başı dönüyor. Şekeri var, tansiyonu var, kolesterolü var. Bir sürü rahatsızlığı var. Geldi diyor ki artık çalışamıyor. Saat 4'e doğru adam böyle sersemliyor. Görmesinde bile anormallikler ortaya çıkıyor. Çok değişik bir rahatsızlık. Ya bunların hepsi tedavi edebiliriz ama şekeri çok yüksek. Ona dedim bakacağız, göreceğiz. Yani çeşit çeşit haplar kullanıyor. Denemeden bir şey diyemeyiz. Aldı kullandı. 3 ay içerisinde hiçbir şey, hepsini bıraktı. Tansiyon hapı, kolesterol hapı, diyabet hapı, hepsini bıraktı. Hepsinden kurtulmak mümkün her türlü. Evet, o zaman kısaca diyoruz ki bitkiler her şeye derman, her devaya. Her türlü derde bir bitki var doğada. Önemli olan hangi bitki, hangi hastalığa karşı etkili. Evet, bunu bilmek. Kurmar şekere karşı etkili. Çoban çantası hemoroide karşı etkili.
Kabızlığa karşı keten tohumu etkili. Yani siz kurmar mesela şekere karşı işte başka bir bitki kullandınız. Avokado. Bir anlamı yok. Doğru bitki doğru yerde doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Evet hocam teşekkür ediyoruz.